Nurbay Usta TV'den dünyanın neresinde olursa olsun memleket sevdasıyla yanan veya memleketinde yaşayan herkese sevgiler kadar sevgiler olsun. Herkese iyi akşamlar dileklerimizle yine sizlere bazı haberler ileteceğiz. Bugün Artvin Şavşat Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı güzel bir basın açıklaması yaptı. Yapmış olduğu basın açıklamasında kadına şiddete hayır dedi. Bizler de Nurbay Usta TV olarak kadına şiddete hayır diyoruz. Kadın sadece evinde oturan değil, üretime katılan ve dünyadaki olup biten bütün olaylarda hemen hemen tamamına yakınında parmağı olan bir değerdir. Ama ne yazık ki bazı kişiler tarafından kadın bunharca katlediliyor, kadına şiddet uygulanıyor. Tarihin her döneminde erkeğiyle birlikte olmuş, yanında olmuş ama bugün bu şiddete maruz kalıyorsa ben inanıyorum ki bunu hiçbir kadınımız hak etmemiştir. Kafanda soru işareti mi var? Ayrılırsın. Kafanda başka bir şey mi var? Bırakırsın. Şiddet yapmaya, bir kişiye şiddet uygulamaya kimsenin kimseye hakkı yoktur. Hiçbir erkeğin hiçbir kadına şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Bu hakkı nereden alıyorsunuz? Bu hakkı neye dayanarak alıyorsunuz? Bir empati kuralım, yerleri değişelim. O zaman yerleri değişin veya bakalım aynı şeye siz nasıl katlanacaksınız? Bir erkek olarak yerleri değişelim. Bakalım bizler katlanacak mıyız? O şiddete bizler katlanacak mıyız? Hiç kimse katlanmaz. Ve o şiddeti uygulayanları da nefretle, naletle kınıyorum. Şunu bilsinler ki, erkekteki güç tekmeyle, tokatla, yumrukla değildir. Güç, sevgi de, saygı da varsa, güç, sevgin varsa, saygın varsa güçlüsün. Kadınına sevgi gösteren, kadınına saygı gösteren erkek güçlüdür. Yoksa tekmeler, tokatlar senden de güçlüsü olur. O zaman seni de o darp etse ne olur? İnanıyorum ki şu anda diyorsunuz ki yo olmaz. Niye? Kadına şiddetli uygulandı oluyor. Onun için bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Ve bütün yetkililerimizi de duyarlı olmaya çağırıyorum. Konuyla ilgili yasalar çıkmalı, ne çıkması gerekiyorsa çıkmalı. Yani bir insan bir erkeği tarafından öldürülmemeli. Hem de hiç yoktan, öften pükten sebeplerle. Bir ölümün sebebi olmaz. Bir öldürülmenin sebebi yoktur. Kadına uygulanan şiddetin sebebi yoktur. Onun için eğer istemiyorsan bırakırsın. Veya seni istemiyorsa zorla da istettiremezsin. Onun için herkes buradan sonra biraz daha bu konuyu dikkatle irdelemeli ve herkes buradan sonra bu konunun üzerine daha titizlikle gitmeli. Yıllar önceydi biz bir etkinlik yapmıştık memlekette kadına şiddete hayır diye. O günlerde belki biraz daha azdı ama bugün bazı bir nedeni olmaz ki yani şu neden diyelim bu nedenlerden diyelim. Hani bir ev yanar elektrik kontağı diyorsunuz. Ama bu şiddetin de ben bir kafa kontağı olduğunu düşünüyorum. Onun için de herkes kadına saygılı olsun. Çevresindeki kadına saygılı olsun. Sevdiğine saygılı olsun. Eğer bir gün yerleri değiştiği zaman kendisinin tahammül edemeyeceği bir şey kafasında bir soru işareti oluyorsa ona göre affetsin. Hani bir söz var ya, iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırın diye. Hele bir yerlere değişin bakalım. Evet, Şavşat Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı kadın kolları bugün kadına yönelik şiddetle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kadına şiddete yönelik yapılan bu basın açıklamasının şimdi haberini izliyoruz. Artvin'in Şavşat ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü son zamanlarda artan kadına şiddete yönelik bir basın açıklaması yaparak şiddeti kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı Teşkilat Binası'nda yapılan açıklamaya
Şavşat CHP İlçe Başkanı İmran Kayaoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Karagöz, CHP İlçe Örgütü Yönetim Kurulu ve kadınlar katıldı. Kadın Kolları Başkanı Songül Karagöz, kadına şiddetle ilgili basın bildirisi okudu. Sevgili basın mensupları, sevgili arkadaşlar, tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki korona salgını süresince en çok etkilenen kesim işçiler, emekçiler, işsizler, yoksullar ve tabii ki kadınlardır. Bu süreçte ne yazık ki kadına yönelik şiddet, çeşitli başvuru ve yargı mekanizmalarının işletilmesinden kaynaklı olarak daha da vahim bir noktaya geldiğini gördük. Yeni infaz yasasının yarattığı tahliyeler ise şiddeti artıran önemli bir unsura dönüştü. Kadın cinayetleri durduracağız platformunun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında 21 kadın kardeşimiz, Nisan ayında 20 kadın kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Daha birçok gün önce Konya'da Nargül Yıldız, Muğla'da Zeynep Şempınar, Manisa'da Günnur Kocabaş, Rize'de Rukiye Çermen ve Diyarbakır'da Nurcan Polat ve niceleri erkekler tarafından katledildi. Caydırıcı yasalar uygulanmadıkça, erkek aklı, erkek yargı, erkek devlet anlayışı değişmedikçe, kadınları güçlendirici önlemler alınmadıkça şiddet önlenemeyecektir. Katiller hak ettikleri cezaları vermeden toplum içinde bırakanlardan bu suça ortaktır. Biz şiddete öven tüm yaklaşımları teşhir edeceğiz. Şiddeti öven tüm yaşamları teşhir edeceğiz. Katillerin hak ettiği cezayı alması için bütün davaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar, 6.284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmesi için uğraşanlar, katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Nafaka ile değişiklik yapmanıza izin vermeyeceğiz. 6.284 sayılı yasaya dokunamayacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanıza izin vermeyeceğiz. Aile içinde çizdiğiniz o sınırda yaşamaya kabul etmeyeceğiz. Kadınların ölmek istemiyorum, ölmeden koruyun beni. Beni öldükten sonra mı tutuklayacaksınız? Çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız. Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu memlekette özgür ve eşit yaşayacağımız, emeğin sömürülmediği şehirlere inşa edeceğiz. Yaşasın kadınlar, yaşasın mücadelemiz. Bu arada grup başkan vekilimiz Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Yapılan basın açıklaması sonrası CHP Şavşat İlçe Örgütü Başkanı İmran Kayaoğlu muhabirimize yapmış olduğu açıklamada kadınlarımızın son zamanlarda görmüş olduğu ve hak etmediği bu şiddeti nefretle kınıyoruz. Kadın Kolları Başkanlığımızın yapmış olduğu bu açıklama burada kalmaması için takipçisi ve destekçisi olacağız. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Şiddeti hak edecek hiçbir hal ve hareket olamaz. Bahanesi olamaz. Kanun yapıcılarının da bu konuda sert ve uygulanır kararlar almasını bekliyoruz. Bir kadının gözyaşının bile arkasındayız. Ağlayan, şiddet gören, itilen, kakılan değil, gülen, üreten, hak ettiği sevgiyi gören kadın anlayışının yerleşmesini istiyoruz şeklinde ifade etti. Yapılan basın açıklamasının Artvin İl Hıfza Kurulu'nun almış olduğu kapalı yerlerde maske takma zorunluluğuna uyularak yapılması dikkat çekti. Evet, güzel haberler verdiğimizi düşünüyorum. Kapatırken, haberimizi bitirirken iki cümle söylemeden de edemeyeceğim. Şimdi bazen haberlerimizde siyasilerimizin haberlerini yayınlıyoruz.
elbette yayınlayacağız. A Partisi'ni yayınlıyorum. Bir bakıyorsun ki başlamışlar Facebook üzerinden, yok şuradan buradan ver yansına. Ve partisini yayınlıyorum. Bakıyorsun ki yine bu defa diğer taraf başlamış Facebook üzerinden ver yansına. Bakınız evet. Bakınız sevgili dostlar. Bakınız birisinin sayfasındaki kendine ait olan paylaşım özelliğini hiçe sayan insanlar. Benim sayfamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı laf ettirmem. Benim sayfamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nı laf ettirmem. Benim sayfamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nı laf ettirmem. Benim sayfamda İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nı laf ettirmem. Eğer siyaset beni kimsede herhangi birisinin haberlerini yayınladığım zaman asla ve asla siyasi olarak değerlendirmesin. Günlerdir nasıl bir yayıncılık anlayışı yaptığımı, yıllardır nasıl bir yayıncılık anlayışı yaptığımı merak edenler, kafasında soru işareti olanlar varsa açsın sayfamı incelesin. Ben bu memlekete AK Parti'nin de genel başkanı gelir veya genel başkan yardımcıları gelir, milletvekilleri gelir, röportajlarımı yaparım. Memleket adına bir röportajım varsa sorularımı sorarım ve yayınlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya bir cevap vereyim. Şu an yaptığım haberde Yusuf Elim'deki baraj şeyiyle ilgili, beton dökümüyle ilgili Cumhurbaşkanımız video konferans yöntemiyle oraya bağlandı ve bir bakanımız oradaydı. İlimizin bütün idarecileri oradaydı. Bir bakıyorsun haberi yayınlıyorum. Sanki barajı ben yapmışım. Yani derdiniz bense buradan söylüyorum, buradan izah ediyorum. Bakın bu akşamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberini yayınladım. Veya daha önce bu memlekede, bu şavşata Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde canlı yayın yapmadım. Oradaki konuşmalarının tamamını yayınlamadım mı? Yine bu memlekette Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İYİ Parti'nin mitingleri olduğu zaman veya basın açıklamaları olduğu zaman hepsini yayınlamadım mı? Birçok kanalların yayınlamadığı sol partinin kongrelerini yayınlamadım mı? Onun için kimse beni siyasetin bir yerine koymasın. Benim bir siyasetim var. Bu ekranda bir siyasetim var. Elbette benim de beynim var. Bir şeyler düşünüyorum. Elbette fikrim var. Elbette ben de oy veriyorum. Elbette bir yerlere oy vereceğiz. Ama bu ekranda ben bu ekranı kesinlikle birisinin siyasi borazanı olarak kullandırmadım, kullandırmayacağım. Her parti açıktır. Dört partinin dördüne de açıktır. Dört partinin dördüne de aynı şekillerde yer vardır. Hangi partinin hangi milletvekili veya hangi partinin il başkanı, ilçe başkanı, genel başkanı bir açıklaması olursa memleketimle ilgili, Artvin'le ilgili veya buraya gelmişlerse bu kanalda yer alacaktır. Yani paylaşıyoruz üstündeki olup biteni, yorum da yapmıyoruz. Oluyoruz AK Partili. Yayınlıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya Şavşat'a gelişini. Oluyoruz Cumhuriyet Halk Partili. Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyor. Oluyoruz MHP'li. Ömrüyle bir basın açıklaması yapılıyor. Onu yayınlıyoruz. Oluyoruz İYİ Partili. Hala bir şey anlayamadınız mı ya? O anlayamayanlar için söylüyorum sevgili dostlar. Ve şunu söylüyorum. Bu memleket için bunu söylüyorum. Söylemek zorundayım. Bu memlekette bizim gibi küçük il ve ilçelerde siyaset toplumsal birlik de olmalı. Siyaset kişisel bireyle siyaseti toplum için, siyaseti memleketi için kullanmalı. Bizde siyasetler menfaat için kullandığı için böyle oluyor. Acaba Nurbay Usta şimdi AK Parti'nin haberini yaptı. Acaba oradan mı nemalanacak? Hani daha önce birileri açıklamıştı ya, şuradan bilmem ne almışız falan veya şu kadar para almışız. Onu açıklayan yerden, o kurumdan hala daha alacağım var. Hani art niyetle hesap kitap yapmıştınız ya, gelir gelmez. Geçiyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir haberini yaptığımız zaman, ha acaba ya buradan bir şey mi var? Bir şey yok kardeşim. Ben özünde sözünde doğru neyse onu yazmaya çalışan insanlara da, beni izleyenlere de, sevene de sevmeyene de bu doğruları aktarmak için bu kanalı kurdum. Nurbay Usta için kurmamışım. 15 yıldır sizler Nurbay Usta'yı zaten bir yere getirdiniz. Buradan sonra
milletvekili olacağımız yok, bakan olacağımız yok. Merak etmeyin. Onun için de siyasi bir hesapların peşinde değilim. Bir hesabım var. Artvin için kim bir çivi çakıyorsa ona teşekkür etmek için veya çivi çakmak isteyenlere teşekkür etmek için veya açabiliyorsak, bir yol gösterebiliyorsak yol göstermek veya onların peşinden gidebilmek için varız. Herkesin de bu şekilde olması lazım. Ve diyorum ki son olarak, ne sağda birlik, ne solda birlik. Bu memleketi toplumsal birlik kurtarır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.